Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber? Ciğer kavurma yapıyoruz. Bir de ciğeri bu şekilde deneyin diyorum. Kahvaltılarınız şenlensin. Patatesli, sucuklu, yumurtalı omlet yapıyoruz. Ardından kısır yapıyoruz ve çıtır çıtır bodur sigara böreği yapıyoruz. Ciğerimiz için gerekli olan malzemeler 200 gram dana ciğer, 2 adet soğan, kimyon, pul biber, tuz ve zeytinyağı kullandım. Öncelikle 2 adet soğanı ince ince doğruyoruz. Pembeleşinceye kadar kavuruyoruz ve ciğeri ekliyoruz. Evet, ciğerlerimi küçük küçük doğradım ve baharatlarımı ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra soğanımız pembeleşince ciğerimizi de ekleyip güzelce kavuruyoruz. Başında durun ki tavaya sarmasın. En çok sevilen sakatatlardan ciğer, içerdiği demir ile kan yapmaktadır. Aynı zamanda A vitamini, B12 vitamini ile folik asit de bulundurur. Ayrıca ciğer antioksidan kaynağıdır. Ciğer B12 vitamini ile doludur. Ciğer tüketmenin ilk faydası B12 bakımından çok zengin olmasıdır. B12 vitamini kırmızı kan hücresi oluşumunu, vitamini destekler ve hücresel fonksiyonları iyileştirir. Karaciğer B6 vitamini, biyotin ve folat bakımından da yüksektir. B vitaminleri özellikle folat, metilasyon ve hücresel işlevlerden dolayı vücudumuza yardım eder. Karaciğer yemek sizin karaciğerinizi temizler. Düzgün detoksifikasyona ihtiyaç duyduğunuzda vücudunuza ve karaciğerinize gereken tüm besin maddelerini verir. Kansızlığı önler. Karaciğer A vitamini ve demir ile doludur. Demir eksikliğinin açık bir belirtisi olan herhangi bir anemi ile mücadele ediyorsanız, folat, demir ve B12 vitamini içerdiğinden muhtemelen dünyada tüketilecek en iyi besin ciğerdir. Ciğer doğal olarak anemiyi yenmek için ihtiyacınız olan 3 vitamin ve mineral içerir. Düşük enerji, yorgunluk veya nörolojik sorunlarla mücadele ederseniz karaciğer diyetinize eklemek isteyebileceğiniz bir besindir. Araştırmalara göre vücudunuzda yeterli miktarda A vitamini yoksa bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Çünkü vitamin beyaz kan hücresinin normal büyümesi için şarttır. Evet, ciğer kavurmamız hazır. Afiyetler olsun. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, ne yapıyoruz? Patatesli, sucuklu, yumurtalı omlet sabah kahvaltılarınızda mükemmel bir lezzet yapmaya ne dersiniz? Yapımı bir o kadar kolay. Kişi sayınıza göre adet değişebilir. Ben 3 büyük patates kullandım. Küp küp doğradım. Yeterince sucuk doğradım. 2 adet yumurta kullandım ve tereyağı ile pişirdim. Patatesleri ayrı bir yerde kızarttım. Sonra yağını süzüp tavaya aldım. Üzerine yumurtayı kırdım. Sucuğu da üzerlerine koydum ve hafifçe karıştırdım. Yumurtasının pişmesi için karıştırmamız gerekiyor. Patates yer altında yetişen bir sebzedir. Aynı zamanda patatesin her mevsim yetiştirilebilmesi de diğer bir sebzelerden bir adım öne geçmesini sağlamaktadır. Patates toprak altında yetiştiği için toprak altındaki vitamin ve mineralleri doğrudan alabilen önemli bir besin kaynağıdır. Patatesin içinde genel olarak K, C, E vitaminleri bulunmaktadır. Patates vücudumuz için gerekli olan kalsiyum minerali ve daha birçok minerali bünyesinde bulundurmaktadır. Patates en çok cilde yarar sağlamaktadır. Vücudumuza birçok yararı bulunsa da en çok cilde yararı bulunmaktadır. Haşlanmış patates suyu zayıflamaya da yardımcı olmaktadır. Patateste oldukça fazla lif bulunmaktadır. Bu yüzden diyabet hastaları için birebirdir. Evet, omletimiz hazır. Afiyetler olsun. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, özellikle zili açmayı unutmayın.
Videomuz devam ediyor. Evet, videomuz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Pratik, evde ne varsa karıştırıp lezzetli bir kısır yapıyoruz. Buyurun hep beraber yapalım. Evet, ne kullanıyoruz? 2 su bardağı ince bulguru, 1,5 su bardağı sıcak su ile karıştırdım ve bir 10 dakika beklettim. 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı salçayı güzelce karıştıralım. Evet, bahçemden taze soğanları kopartıp geldim ve karışımımın içine katmak için ince ince doğradım. Evet, ve 1 adet limon kullandım. 1 adet limonun suyunu güzelce sıktım. Ekşiyi çok sevdiğimizden ben sumak da kullandım. Baharat olarak sumağı da ekledim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kısır yapıyoruz. Ne yaptık? 2 su bardağı köftelik bulguru 1,5 su bardağı sıcak su ile beklettim. Bir 10 dakika bekledikten sonra şişti bulgurum ve 1 yemek kaşığı kadar salçamı karıştırdım güzelce. 1 çay bardağı da zeytinyağımı ekledim. Güzelce karışmasını sağlıyorum şu anda. Bahçeden soğan toplayıp geldim. Ve güzelce onları doğradım ince ince. Maydanoz doğradım ince ince. Onları ekleyeceğim birazdan. Ve 1 adet limonumu da içerisine sıkacağım. Biraz da tuz ekleyeceğim. Kısırımız hazır. Evet, kısırım hazır. Ekşi ekşi. Biz çok ekşi seviyoruz kızımla. Şimdi ben buna pul biberi de ekleyeceğim. Ufaklığımı ayırdıktan sonra. O da acılı sevmiyor. Kızımla biz acılı seviyoruz. Üzerine turşu da koyabilirsiniz. Çok güzel oluyor turşulu da. Üzerine turşu ile süsleyip sunum yapabilirsiniz. Turşu da çok güzel tat veriyor. Afiyetler olsun. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayalım. Evet, sıra geldi çıtır çıtır bodur sigara böreğimize. Evet, acil durumlarda hemen yapabileceğiniz bodur sigara böreğine başlayalım. İç malzemesi olarak beyaz peynir, maydanoz ve bir adet yumurta sarısı kullandım. Yufka olarak üçgen yufka kullandım. Çok kullanışlı oluyor. Kısa kısa sardım ben. Çok güzel çıtır çıtır oldular. Tavada güzelce kızartalım. Zeytinyağını tavaya koydum ve çıtır çıtır kızardılar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, videomuz devam ediyor. Hep beraber bir güzel bir şiir okuyalım mı? Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Evet, videomuz devam ediyor. Ne yapıyoruz? Kısa bir şiir okuyoruz. Bir beyaz titreyiş, bir dumanlı uçuş, eşini kaybeden bir kuş gibi kar. Geçen ilkbahar günlerini arar. Ey kalplerin çılgın aşk şarkıları, ey güvercinlerin ilahileri, o baharın işte yarını bu. Kapladı derin bir sessizliğe yeri. Karlar ki sessizce sürekli ağlarlar. Ey uçarken düşüp ölen kelebek, bir beyaz melek kanadının tüyü gibi kar. Seni solgun bahçelerde arar. Sen açarken çiçekler üstünde ufacık bir çiçekli yelpaze gibi. Naaşın üstünde şimdi ey ölü başladı parça parça uçmaya. Karlar ki gökten düşer düşer ağlar.
Uçtunuz gittiniz siz ey kuşlar, küçücük beyaz başlı baykuşlar gibi kar. Sizi dallarda yuvalarda arar, gittiniz gittiniz ey kuşlar, şimdi boş kaldı baştan başa yuvalar. Yuvalarda feryatsız yetim gibi son kalan mavi tüyleri kovalar. Karlar ki havada uçar uçar ağlar. Abone olmayı unutmayın.